var mar işlerine. Şimdi haklarını helal etsinler bütün hakemler. Herkesin 3 lira kazanıyorsa 5 lirası kazanmasını isterim. Hiç kimse de gözüm olmaz. Hayata bakışım için öyle der. Kimsenin ne kazandığı beni ilgilendirmez. Allah daha çok versin. Ama bunu tamamen tırnak içinde ironi yapıyorum. Hakimlerin maaşlarını yarıya indirin abi. Böyle hakimlik mi olur abi? Kararlara bakalım. Kırmızıyı kim verdi? Var. Efendim? Var. Yani var verdi. Görmedi. Hakem görmedi. Evet, evet, hadi onu görmedin. Gittin baktın kırmızı. Evet, Cüneyt Çakır. Peki. Penaltıyı kim verdi? Cüneyt Çakır verdi. Cüneyt yani Çakır var. Verdi. Var verdi. Peki. Golü golü kim onayladı? Rize'nin golünü. Rize'nin golünü kim onayladı veya kim iptal etmedi? Bravo Esen. Evet. Şimdi madem şimdi bir şey söyleyeyim. Rize'nin attığı gol F A U L. Bundan ne? Başka faul olmaz hocam. Bir futbolcu durup dururken topu kalesinin içine sokmaz. Çarpar girer. Uzaklaştırırken ters vurabilir. O darbeyle içeri attı adam topu. Neredeyse onu da atıyordu ya, içeri. Peki sen niye çağırdın oraya onu? Peki Bülent Yıldırım sen gördüğünü benden farklı mı görüyorsun? Başka ne bir şey mi gördün? Ben bilmiyorum. Hani şu şey gibi biri de çok çabuk karar verdi. Atiba'nın golü çok gibi de değil yani bu. Şimdi çok o pozisyon Beşiktaş'ın yediği gol faul pozisyon. Vedat Muriç faul yapıyor. Diğer pozisyona gelecek olursak diğer pozisyon penaltı pozisyonu. Penaltı pozisyonunda diyecek olursak nasıl oldu? Gol olmadı ama 9 kişi kaldılar. Bakın evet. Hücum yaptı. Risklere bakın. Hakemin hatasını söylüyorum size. VAR'ın faydası var ama insana göre değişiyor. Hakeme göre de değişiyor. Dün Fenerbahçe aleyhine verilen penaltıyı Riva'da Ali Palabıyık olsa muhtemelen dönüş olmazdı. Çünkü aynı Ali Palabıyık bir hafta önce doğru bir kararla, dünkü gibi doğru kararla Ozan'ın Lima'ya yaptı. O pozisyon Türkiye'de iki defa oldu. O da Ali Palabıyık biri sahadayken biri Riva'dayken. Bravo. Evet, dün konuştuk. Hüseyin Göcek falan es geçti. Kimsenin de umurunda değildi. Ankara güçlerinin de umurunda değildi. Oyuncu biliyordu bir tek. Hayat devam ediyordu. Şimdi nereye gelelim? Pozisyonu siz görebilmiş olsun. Zırt verseydi penaltıyı. İki türlü ceza almayacağı için penaltıyı kullanacaktı. Adriano kart. Vermeyince ne oldu? Döndü Adriano kart gördü. Burada bir parantez. Saçma sapan. Çünkü zamanla alışacak. Kurallar değişecek. VAR'la ilgili bir takım. Adriano'nun kartı geçerliymiş. Hatta izledik. Ne yaptı gitti. Hocam benim kartım ne olacak? İptal edin dedi. Kendine göre evet. Haklı olarak. Peki bariz gol şahsından dolayı kart görseymişmişmiş. O iptal olacak. O iptal oluyormuşmuş. Veyahut da olgun bir hata keserse. Ama faul yapmış. İptal değilmiş. Şimdi hakem görmedi ya. Peki kırmızı kart görseydik ne yapacaktık? Bence o da geçerli olacaktı. Eğer geçerli olacaktı. Tabii. Bariz gol şansı diye bir şey koymuşlar. İnce evet. Bir not. Onu da değiştir. Bariz gol şansı kartıyla normal kart. Çünkü karar değiştirmişsin, dönmüşsün. Ha şunu sportmenliğe aykırıyı dahil et. Hı hı. Evet. Gibi. Tabii. Ama bunu suçlamak istemiyorum. Zamanla bu yoluna girecek mi? Değiştirebilirler. Pratikle, şimdi göremediği Bülent Yıldırım'ın pozisyonundan iki tane sarı kart çıktı mı? Evet. Üst üste ve kırmızı kart gördü oyuncu. Evet. Şimdi bu oyuncunun o anda hakem ne yapacak bak Bülent Yıldırım ben. Ben hakem olsaydım ne yapardım? Pozisyonu oynattım görmedim. Rize atak yapıyorum ben. Bu arada mağlubum 2-1. Ben de bir pozisyona penaltıya sebep verdim ama farkındayım veya değilim. VAR dedi ki böyle böyle haklı olarak pozisyon penaltı. Evet. Döndüm ben de insanım ya sonuçta. Ben insanım insan. Geldi. Biraz şımarıklık yaptı. Bunu kabul etmiyorum. Hani konsantrasyonunu bozmak istedi. Bir sarı kart gördü mü? Evet. Ben orada değilim. Vurdu penaltıyı. Yaparlar ya. Allah işte. Yukarıda Allah var dedi. Faslı. Şimdi evet. Nereden biliyorsun yukarıda Allah? Allah her yerde. Belki de şöyle dedi. Allah'ıma şükürler olsun kaçtı penaltı dedi. Ama ikinci kez bir daha gidip yüzüne tamam. Karşı yaptı. Yüzüne karşı falan yapmadı hocam bak. Şimdi aralarında 3-4 metre var. Böyle yaptı. Ya görme be kardeşim git be ya. Onda haklısın yani, da bir daha adam gelmiş şimdi ya. Yaralanmış. Hücumu yaparken benim yüzümden penaltı yemişim. Bir sarı kart görmüşüm. Göstermişsin zaten sarı kart. Dön ya git golü yaz 2-1 yap ya. Şundan dolayı atılır mı? Şu olur. Gelir bak hoca gördün mü kaçırdın. Allah var falan filan farklı bir şey. Sonuçta insanız. Bak 1000 tane hata yaptım Bülent Yıldırım. Kondisyonun yetmez. 3 defa gittin geldin. Hem de kritik pozisyonlarda biri iptal etmen golü gereken pozisyonu göremedin. Gördüğün halde iptal edemedin. Bir tane penaltıyı görmedin.
Var gördü, git penaltıyı ver dedi. Ayağı kırılıyordu oyuncunun, oyundan çıktı, görmedin. E şimdi hem kendin hata yapacaksın, hem de bir oyuncu da 30 saniye içinde bir sürü oksijen, moral, depo, her şey sıkıntı oluyor orada. Bir sarıyla geçişti. Yürü be kardeşim, gel bak şimdi dünya. Bazılarını görmüyorlar ama. Nasıl yapacağız? Bazen bunu antrenörler için de geçerli. Antrenörler çizgiler var ya. Gir içeri diyor, içeri diyor. Ya kardeşim bırak adamın rahat ya bir 10 saniye. Sana küfür mü ediyor, hakaret mi ediyor? Dalabilir, oyuna akarken bakabilir, çizgiden çıkabilir. Görme git. Bak ben fair dışı davranın demiyorum. Sonuçta hepimiz insanız. Biz yayınlarımızda daha iyi skorlara veya maçlara göre hiç farkında olmadan hata da yapabiliriz. Milli maçta veya sevdiğimiz takımlarında hata yapabiliriz. Fevri davranabiliriz. E sen şimdi hakimsin zaten. Bir sürü karar var. VAR'a gitmen gereken pozisyonlar var. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Yaralı adam işte götürme işte üstüne gitme ya. Dön devam et bakma daha iyi. Allah var demiş. Bilmem ne demiş. E şimdi Allah'ıma şükürler olsun dedi. Ayrıca yani seni taciz etmedi. Evet evet. Tribünleri de taciz etmedi. Gole giderken oyuncu bir anda çift sarı kart gördü abi. Gole giderken. Peki onun sıkıntıdan biri, yaptığın hatadan, düzelttiği vardan Adriano kaçıncı sarı kartı? Belki oyunun sonuna doğru çıkmadan bir sarı kart daha görecekti. Başakşehir maçında oynamayacaktı. Ne yapacaktık o zaman abi biz?